Ben şöyle düşünüyorum, gençlerin her zaman akıllarını, zekalarını, bilgilerini ve libidolarını göstermeleri taraftarıyım. Bunu ne kadar çok yapabiliyorlarsa o kadar çok yapmalılar bence. Aşırıya kaçabilir, dalga konusu olabilir. Üst jenerasyondan ya of, bu da unutulur, gidilir denilebilir. Ama bu bence son derece yararlı. Benim son 5 yıldır ülke gündeminde kendimce durmadan bir fiil olmam e, yeri gelip, yani bunu söyleyeceğim ama örneğin Cumhurbaşkanlığı konsolosluğunun üstünde Twitter'da tren topik yani popüler haber konusu olmam. Bence bunun kanıtı. Ben kendimle alakalı şöyle düşünüyorum. Bir kaplumbağa gibi ilerliyorum. Ve ben adımlarımda şuna dikkat ediyorum. Kaplumbağalar çok uzun yaşarlar. Çünkü çok yavaş adım atarlar. Aslında ben öyleyim bu hızlı çerez dedikleri cheating İngilizce ben o tabiri kendime yakıştırmıyorum. Çünkü benim bugüne kadar bütün röportajlarımı izlerseniz aslında size ışık tuttuğumu da görebilirsiniz. Diğer influencer, diğer genç influencerlerle ilgili ya da şunu söyleyebilirim. Onlar genellikle makyajla ya da şarkıcılıkla ilgileniyorlar ama ben öyle değilim. Ben bir fikir ortaya koyuyorum ve bu bence benim için çok zor. Çünkü bir kere Nilgün Belgün gibi halkın kalbini kazanmış sanatçıların direkt hedefindeyim. İşte birisi de çıkıp ya bu Bahar da yarışmadan çıktı bir yarışmayla da elenir gibi görebilirler beni ama ben öyle olduğuma kati surette inanmıyorum. Peki mesela şarkıcılıktan bahsettin. Şarkı söylemek istemez misin? Yani şöyle mesela geleceğe benden bir şey bırakayım. işte şarkıcılık yapayım, oyunculuk yapayım. Böyle bir hedefin var mı? Şöyle söyleyebilirim. Daha önce benim çalıştığım kanalın sahibi benim için bir şarkı organize etmişti ve ben bunu söylemiştim ve biz çok başarılı olduk. Fakat daha sonrasında ona telif atıldı. E, sorun yok. Yine benim yaptığım espiritüel bir röportaj sonrasında buna karar vermişti. Ben şöyle yapmıştım. Şakayla karışık. Ya işte ben bugün de dondurma yemeye gittik dedim. Örneğin beni bir gece çekmişlerdi, yakalamışlardı paparazzi. Ben şaka yapmıştım. Olsun ben yine şakamın arkasındayım. Bence komikti. Bu konuda da kendimi biraz Cem Yılmaz'a benzetiyorum. Çünkü Cem'in de tam olarak acaba o izlediğimiz o kısa boylu siyah tişört giyen adam... Mı, ...yoksa gerçek hayatında böyle daha mı bir asil bir hareketleri var? Sanki olaylara o kadar da böyle aşağıdan izlemiyor mu acaba dedirten bir tarzı var. Ben de kendimi Cem Yılmaz'a benzetiyorum. Ya komik insanlar... Cem Yılmaz'ın dişisiyim mi ben diyorsun? Bence yani bakış açılarımızın aynı olduğunu düşünüyorum. Eğer o da bizim izlediğimizle gerçek hayattaki duruşu daha farklıysa... Kendimi ona benzetebilirim yani olaylara gerçekten yani biraz şakayla karışık bakmak sizi yani sizi ya komedi ya böyle bir komedyen var mı acaba ya yani ya işte bu falan denilen ya herkes eleştiriliyor yani eğer işin içerisine şaka katıyorsanız birileri de sizinle şaka yapıyor oluyor zaten her şey tek taraflı. Yani siz bir insanın karşısına geçip aa falan anlatacaksınız ve o insan sizi ya tabii ki böyle dinlemeyecek ki beni dinleyenler de var ama ben onları güldürmeyi hedefliyorum. Onlar da bana gülüyorlar. Ben istediğimi alıyorum yani.